Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz sizlerle. Bugün 6. sınıf matematik dersinde ondalık sayıları 10.100.000 ile çarpmayı, 10.100.000 ile bölmeyi ve daha sonrasında da arkadaşlar videonun devamında ondalık sayılarda tahmini işlemleri göreceğiz. Videoya geçmeden önce çok kısa bir ricamız var. Bu tür videoların devamı için arkadaşlar kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bize destek olabilirsiniz diyorum ve dersimize geçiyorum. Evet arkadaşlar, 10.100.000 ile çarpmanın hikayesi ne? Ondalık bir sayı var karşımızda. Birincisi olaraktan 10.100.000 ile çarpma sayıyı büyütmek demektir. Yani virgülü sağa doğru kaydırmak demektir arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Ne kadar sıfır varsa virgülü o kadar kaydıracaksın. Birinci örneğimiz bu. Peki virgül bitti. Ne yapacaksın? Daha kaydıramıyorum mesela. Ben 3 tane sıfır 1000 ile çarptım, 3 virgül kaydıracak ama burada 1 virgül var. Mesela şuraya bakalım. 2,5 çarpı 100. Evet, 100'ün 2 sıfırı var. Sildim burayı. 1 kaydırdım, 25. Virgül bitti. Virgülün bittiği yerde de arkadaşlar geri kalan kaydıracağınız adet kadar sıfır koyacaksınız. Bir tane sıfır koyacağım. 250. Bakıyorum. 1 kaydırdım arkadaşlar. 127,53. Yani %53. 1 kaydırdım 86, 1 kaydırdım 3, 2 kaydırdım 451,2, 2 kaydırdım 7563, 3 kaydırdım 5123. Buraya bakıyorum, 3 kaydıracağım, 2 kaydırdığımda bitti, sonra bir 0 koyacağım demek ki 5450. Gördük mü? Bahsetmeye çalıştığım şey buydu, gayet de kolay, çok uzatmayacağım. 1 kaydırdım, bitti. 2 tane sıfırım kaldı. O zaman 2 sıfır ekliyorum. 5400 benim cevabım oldu. Burada arkadaşlar hiç uzatmadan test sorularını çözüp burayı bitireceğim. Hangisinin sonucu tam sayı değildir? Bakın, 1 kaydırdım da bitti virgül. Sonra 2 sıfır da 400. 2 kaydırdım 52. 1 kaydırdım virgül buraya geldi. 1,7. Bu tam sayı değil. 2 kaydırdım. 1, 2 ne oldu? 1 sayısı haline geldi. Hangisi tam sayı değildir? Ceyhan şıkkı. Serkan 0,25 litrelik bardaklar ile 10 dolu bardak meyve suyu içiyor. Kaç litre meyve suyu içmiştir? Çarparsak 10'la virgül buraya geldi. 2,5 litrelik meyve suyu içmiştir. Dediğim gibi soruların cevapları da basit olacak. Çünkü zor bir bölüm değil. Bölmesi de aynı, böyle hızlı geçeceğiz. Esas sizi getirmeye çalıştığım yer tahmini işlemler olacak. Hangisinin sonucu 140'tır? 1 kaydırdım 14, 2 kaydırdım 14, 3 kaydırıyorum 1, 2 bitti, bir 0 koyuyorum 140 arkadaşlar. Muhtemelen bunun cevabı Bursa olacak. 1 kaydırdım 0,14 oldu. Hangisinin cevabı 140'tır? Cevabımız Bursa. Peki geliyorum 10.100.000 ile bölmede ne yapacağız? Burada da sola kaydırıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Peki hatırlatacağım önemli bir bilgi var. Mesela biz 56'yı böleceğiz 100'e. Hocam nerede bu virgülü nereden başlatacağım, sola kaydıracağım? Dersin en başını eğer izlediyseniz orada öğretmiştim ama izlemeyenler için bir ayrıntı veriyorum. Hemen tam sayıların yanında görünmez bir virgül vardır. Kaydırmaya başlayacağımız zaman sola buradan başlarsınız. 2 kaydıracağım. 1, 2 ne oldu? 0,56 oldu. Böldüm ya. 10'a bölerseniz virgülü 1 sola. 100'e bölerseniz 2 sola. 1000'e bölerseniz 3 sola. Ne kadar 0 varsa o kadar sola kaydıracaksınız. Bakıyorum, 1 sola kaydırdım. Buraya geldi. 1,421. 1 sola kaydırdım. 0,25. Sayı bittiği yerde başına 0 koyuyoruz. Burayı unutmayalım. 1 0 buraya kaydırdım. 0,02. 2 virgül kaydırdım 1,2, 1,231, 2,0,451, 3 virgül tık 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 0,5269. Burası ne oldu? Şuraları silerim hemen. 2 kaydırdım 1 de 0,78, 2 de 0,078 oldu. 3 kaydıracağım 1 de 0,15, bakın 1 de 0,15. O zaman 2 tane daha kaydırdığımda 2 sıfır daha koyacağım. 0,0015. Oradaki sıfırı unutmayın. Hani bir tane kaydırdığımda 0,15 ya. Sonra baktım 2 tane daha gerekiyor. 2 sıfır daha ekledim. 3 tane kaydıracağız. 0 virgül oldu. O zaman 0,02081. Tamam mı arkadaşlar? Bizim sonucumuz. Bu da basitti. Hemen
sorularına geçelim. Hangisinin sonucu birden küçüktür? Kaydır 2,43. Kaydır 8,118 pardon. 2 virgül kaydır 1,465. 2 virgül kaydır 0,4179 oldu. Hangisi birden küçüktür arkadaşlar? Cevabımız basit bir şekilde Denizli şıkkı oldu. Mustafa'nın diyor 45,13 TL'si vardır. Mustafa parasının tamamını fiyatları aynı olan 10 çift çorap olarak harcıyor. Yani 10'a böl diyor. 1 virgül kaydır. Ne oldu? 4,53. Nedir? Cevabımız Bursa. Basit soru. Bunun sonucu kaçtır diyor. 3 tane sıfır var. 3 virgül kaydıracağım. 1, 2, 3. 1,2. Cevabım Ceyhan. Gelelim esas anlatmak istediğim şey arkadaşlar, tahmini işlem. Ne diyor? 3 çift ayakkabı alan Küba'nın kaç TL ödeyeceğini tahmin ediniz diyor arkadaşlar. Tahmini işlemlerde burada sayıyı nereye yuvarlayacağız? Bir yuvarlamaları hatırlayalım bir. Yuvarlamalarda arkadaşlar şöyle gösterelim. Yuvarlamalarda mesela benim elimde 325 sayısı var. Öncelikle tam sayılardakini gösterelim. Kimi yuvarlayacaksak bir sağına bakıp 5 ve yukarısı ise biz basamağımızı yukarı yuvarlıyorduk. 4 ve aşağısı ise basamağı aşağı yuvarlıyorduk. Mesela 325'i en yakın onlar basamağına yuvarlayacağım. Sağına bakıyorum. Sağı 5. 5 ve yukarısı ise beni bir yukarı yuvarlat demek oluyor. O zaman bunu bir yukarı attığımda 330, sağ taraf 0. Ama 324 olsaydı en yakın onluğa yuvarlayacakken sağına bakıyorum. 4 ve aşağısı diyor. O zaman bunu aşağı yuvarlayacağım. 320 olduğu tarafta kalıyor. Sağ taraflar sıfırlanıyor. Peki ondalık gösterimlerde biz bu yuvarlamaları nasıl yapacağız? Gelin bakalım burada ne diyor? Diyor ki köşe taşı 6.4'teki ondalık gösterimlerde yuvarlama yapmayı öğrenmiştik. Ondalık gösterimlerde işlem yaparken gösterimi birler basamağına yuvarlamak tahmin etmemizi kolaylaştıracaktır. Birler basamağı burası. Peki birler basamağına yuvarlarken ne yapacağız? Sağdaki onda birler basamağına bakacağız. Yani birleri yukarıya mı aşağı mı yuvarlayacağız? Bakın 37,99 arkadaşlar. Birler basamağı 7. Sağına baktım 9 diyor. 5'ten 9, 5'ten büyüktür. O zaman ne olacak? Bir yukarı yuvarladığımızda 38,00. Yani 0,0 yazmaya gerek yok. Direkt 38. Tamam. Buradaki işlem bir de ne yapmış? Bunu çözelim bir. 3 çift ayakkabı alırsa ne kadar para verecek? 37,99'u 1 birler basamağına göre yuvarlıyoruz arkadaşlar. 38. Ne oldu? 38 çarpı 3 dediysek 24'ün 4'ü elde var. 2. 9 geldi. 2 de burada. 114 TL tahmini olarak ödeyecek diyoruz. Şimdi bize ne diyor? Bunların sonuçlarını tahmin ediniz. Evet. Herkesi birler basamağına göre yuvarlayacağız burada. Dikkat. Birlere baktım. Sağ taraf 4'ten küçük. Burası 2 çarpı. Birler basamağına bakıyorum 9. Bir yukarı yuvarlarsa 2 çarpı 2'den 4. Buraya bakıyorum. Sağ taraf 0. Yuvarladığımızda 4 oldu. Sağ taraf virgül. Onda birler basamağı 8. Bir yukarı yuvarladım. 4 artı 20'den eşittir 24. Buraya bakıyorum. 21 oldu. Buraya bakıyorum. Eksi 16 oldu. Eşittir 5. Buraya bakıyorum, sağ taraf yukarı git diyor. 23 bölü. Buraya bakıyorum arkadaşlar, sağ taraf yukarısı 5'ten büyük olduğu için onda birler basamağı 1 yaptı. 23 bölü 1'den cevap 23. Buraya baktım, onda birler basamağı 1, o zaman burası 4. Buraya baktım, onda birler basamağı 7, bir yukarı gidecek o zaman 6 yaptı, eşittir 10. Arkadaşlar işlemleri çok fazla uzatmıyorum. Basit işlemler. Peki esas bizi zorlayacak kısım neresi? Burası. Şurada yer açtım ki şurada işlemlerimi yapayım. Çarpma işlemlerinin diyor arkadaşlar. Çarpma işlemlerinin sonucunu önce tahmin ediniz. Sonra işlemi yaparaktan tahmin ile karşılaştırınız. Bize bunlar nasıl gelecek? Gerçek sonucu ile tahmini sonuç arasındaki fark gibi sorularla gelecek ki ben birazdan böyle bir soru bekliyorum. 0,9'da 11'i çarpacağız. Bakın bunun arkadaşlar... önce tahmin edelim buranın sonucunu. Burası ne olacak arkadaşlar? 1'e yuvarlandı. Burası ne olacak arkadaşlar? Burası da 11 kalsın. 1 çarpı 11 kalsın. Çünkü yuvarlamamıza gerek yok. Tam bir sayı.
Tam sayı birler basamağına yuvarlayacağız ya hepsini. Bu zaten birlere göre yuvarlanmış bu. Yani ondalı kısmı yok. O yüzden gerek yok. 1 çarpı 11'den sonuç 11. Peki gerçek sonuç neydi? 11 çarpı 09 yerine 9 diyorduk. Bir basamak kurtardığımız için sonra bir basamak sileceğim. 99 oldu. Bir basamak silersem 9,9 arkadaşlar. Bir basamak silersem 99'dan 9,9 olaraktan koydum. Bakın arada ne kadar fark oldu? 1,1'lik bir fark çıktı. Devam ediyorum. İkinci işlemi de yapalım. Ya da ne yapalım? Biraz daha zora gidelim. Şunu yapalım mı? Bunu yapalım. Tahmine göre burası 1, burası da 7. 1 çarpı 7'den 7 değil mi? En yakın birlere yuvarladık. Burası 1, burası da 7 gelecek. 7 geldi. Peki 102 ile 69'u çarpıyorum. Buradan 1 virgül attım. Buradan 2 virgül. Toplam 3 virgül küçülteceğim. Ondalık çarpma yapıyorum. 9'da 2'yi çarptım. 8 elde var 1. 0 elde var 1 geldi buraya. Sonra 9'da 1'i çarptım 9. Sonra 6 ile 2'yi çarptım 12'nin ikisi elde var 1. 6 ile 0. 0'da elde var 1 geldi buraya. 6 ile 1'i çarptım 6. Topluyorum 8, 3, 10, 7. Evet. 7,038. 7,038 oldu. Arasındaki fark da bu kadar oldu diyeceğiz arkadaşlar. Diyorum ve geçiyorum benim test sorularıma. Bakalım. Diyor ki tanesi 1,25 TL olan simitten bir tane ve bardağı 0,8 TL olan çaydan bir bardak alan Bora 5 TL veriyor. Alması gereken para üstü yaklaşık olaraktan kaç TL'dir? Hepsini arkadaşlar biz ne yapacağız? En yakın birler basamağına göre yuvarlayacağız işlemlerde. 1,25 o zaman bunu yuvarladığımızda sağ taraf 4'ten küçük olduğu için bunu çayı bir simidi 1 TL saydık. Bir tane ve bir bardak çay içecek. 0,8 olduğu için yuvarladığımızda bu da 1 TL oldu. Yaklaşık 2 TL etti. Tamam mı? Para üstü ne olacak? 5'ten 2 TL'yi çıkartırsak 3 TL bizim cevabımız. Buradaki ayrıntı şu arkadaşlar. Yapacağımız işlemleri, parasını hesaplayacağımız şeylerin her birine en yakın birler basamağına yuvarlarsanız işi çok kolay görürsünüz. İkinci sorum. ABC ondalık gösterimleri sayı doğrusunda verilmiştir. Tahmini sonucu kaçtır? Şimdi burada ayrıntı şu. Buralar yarımları gösteriyor. Kesirler ikiye bölündüğü için. Yarımın sağında kalan kısım 5'ten büyük olduğu için buraya yuvarlanır. Yarımın solunda kalan kısım da küçük sayıya yuvarlanır. Tamam. Bunu zihninize kazıyın. Yarımın sağında olan kısım yukarıdakine, yarımın solunda olan kısım aşağıdakine yuvarlanır. Çünkü kime yakınsan oraya yuvarlanacaksın. Burası 5 bölümü olduğu için 5 ve yukarısı yukarıya, 5'ten aşağısı 4 ve aşağısı da aşağıya yuvarlanır. Yani yarımın üzerindeki ne olur? 5 olduğu için yukarıya yuvarlanır. Bunun da altını çiziyorum. Bu A'mız ne oldu? 1. B'miz ne oldu? 2,5'tan aşağı 2'ye yakın. C'miz ne oldu? 4'e yakın. O zaman A'ya 1, C'ye 4, B'ye 2. Abi 1 artı 4 bölü 2. Şimdi bizim öğrencilerimiz işlem önceliğini biliyorlar. İşlem önceliği kim de? Önce bölme de. Aman 1 ile 4'ü toplayıp sonra 2'ye bölmeyin. Önce bölme var. 4'ü 2'ye böldüm 2. Şimdi 1 artı 2 deyince arkadaşlar 3 olacak. Yanıltmak için 5 bölü 2'nin 2,5 olduğunu da buraya koymuş. Ye bence arkadaşlar sağlam bir bilgi ölçme sorusu olmuş diyorum. Üçüncü soru. Buna göre bu oyunculardan maç başına attıkları toplam sayı yaklaşık kaçtır diyor. Evet, bir basketbol turnuvasında aynı takımda yer alan Cenk maç başına 8,72, Semih 5,03 ve Serhat 6,21 ortalama ile oynamıştır. Toplam sayı soruyor. Hepsini birler basamağına yuvarlayacağım. Bu ne oldu? 9. Bu ne oldu? 5. Bu ne oldu? 6,21'den 6 oldu. Evet, 14, 6 daha. Ortalama arkadaşlar yaklaşık 20 sayı attılar diyorum ve videoyu burada son bulduruyorum arkadaşlar. Tekrar sizlerden ricam bu tür videoların devamı için kanalımıza destek olmanızı ve abone olmanızı rica ediyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere tüm öğrencilerime sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum.